videomuza hoş geldiniz. Bugün size hepinizin kullandığı bir uygulamadan bahsedeceğim. Telegram uygulamasından bahsedeceğim. Telegram'la ilgili birçok soru geliyor, nasıl kullanılır diye. Aslında uygulamayı yüklediğiniz zaman standart WhatsApp gibi bir kullanım mevcut. Ama onun dışında bazı özellikleri var. Hatta Telegram'ın içerisinde bulunan özellik sayısı WhatsApp'a göre kat kat fazla. Daha profesyonel bir uygulama. Güvenlik tarafını çok fazla bilmiyorum ama denilene göre, yani okuduğuma göre, güvenliği WhatsApp'tan bir tık daha ileride olması lazım. Şimdi öncelikle Telegram'a klasik numaranızla kaydoluyorsunuz. SMS doğrulaması yapıyorsunuz ve Telegram hesabınız oluşturulmuş oluyor. Aynı WhatsApp gibi Telegram'a kaydolmuş kişileri görebiliyorsunuz. Sağ alttaki mesela tuşa bastığınız zaman kime mesaj göndereceğini seçiyorsunuz. Şimdi Telegram ciddi aktif bir uygulama. Yani bir sürü grup var, bir sürü kanal var. Bu kanalları aratarak bulabiliyorsunuz. Yani WhatsApp'taki gibi bir link üzerinden bunu yapmanıza gerek yok. Herhangi bir kanal adını en üstte sağdaki search kısmına yazdığınız zaman bulma şansınız var. Uygulamanın şimdi bütün özelliklerine bakalım. Soldaki hamburger menüye tıkladığımızda yeni grup diyor. Yeni gruba tıkladığınızda Telegram'da bir grup kurabiliyorsunuz. Bakın Instagram'da 256 kişi sınırı varken Telegram'da 200 bin kişilik gruplar oluşturabiliyorsunuz. Ve burada gruba alacağınız kişileri seçiyorsunuz. İleriye diyorsunuz ve bir isim, profil fotoğrafı koyduğunuz zaman grup oluşmuş oluyor. Bir de Telegram grubu dışında Telegram kanalı var. Telegram kanalının grubundan ne farkı var? Ben size onu söyleyeceğim. Telegram kanalı şu. Bir bildirim gibi düşünün. Yani Facebook'ta bir sayfa var, bir grup var. Grupta insanlar post paylaşabiliyor, yorum yapabiliyor ve etkileşimde bulunabiliyor ya. Aynı o grup mantığında. Telegram sayfasında ise siz izin vermediğiniz sürece kişiler oraya yazamayacaklar. Aynı şekilde Telegram kanalı da bu mantıkta işliyor. Sadece adminler burada paylaşım yapabiliyor. Sağ üstteki oka tıkladığınız zaman hesap ekle deyip yeni bir hesap ekleyebiliyorsunuz. Varsa başka hesabını açabiliyorsunuz. Ve burada kendi profiliniz var zaten. Kişiler bölümünden de sizin rehberinizde kayıtlı olan Telegram kullanıcılarını görüyorsunuz. Bakın Telegram gayet kullanılan uygulamalardan bir tanesi. Geri geldim. Birçok kişi var benim rehberimde kullanan. Aramalar bölümünde de Telegram üzerinden arama yapabiliyorsunuz. Daha önce aradığınız kişiler varsa onların isimleri görünüyor. Yakındaki kişiler diye bir özellik var arkadaşlar. Beni görünür yaptın dediğiniz zaman sizin bu kişileri gördüğünüz gibi siz de o kişileri görebiliyorsunuz. Bakın şu an 500 metre uzağıma kadar, hatta 1 kilometre uzağıma kadar bana yakınımdaki Telegram kullanıcılarını gösterdi. Bu kişilerle etkileşime geçme şansınız oluyor. Çok kullandığım bir özellik değil. En altta da yakındaki gruplar var. Şu an Edirne'de olduğum için gruplar biraz garip isimleri. Ondan dolayı gruplara girmeyeceğim. 1 kilometre yakınıma kadar Telegram gruplarını göstermiş. Daha sonra ayarlar bölümüne gelelim. Asıl birçok fonksiyon ayarlar bölümünde. Burada kullanıcı adınız var. Sizin eşsiz ve benzersiz bir kullanıcı adı seçmenizi sağlıyor. En üstte numaranızı görebiliyorsunuz. Hakkında kısmınıza da kendinizle ilgili bir Instagram profili gibi bilgi verebiliyorsunuz. Bildirimler ve sesler bölümünde klasik titreşim, bildirim, size gelen mesajlar vesaire bunları görebiliyorsunuz. Gizlilik ve güvenlik kısmı çok önemli arkadaşlar. En üstte engellenen kullanıcılar var. Girmeyeceğim engellediklerimi görmeyin diye. Onları oradan ayarlayabiliyorsunuz. Son görülme ve çevrim için sizi kimler görebilir? Kişilerim, herkes, onu ayarlayabiliyorsunuz. Profil fotoğraflarını kim görebilir? Ben herkes görsün istedim. Siz sadece kişilerimi seçebilirsiniz.
İletilen mesajları da aynı şekilde görüldü yapabiliyorsunuz veya Instagram'daki gibi çift tik, mavi tik kısmı gibi ayarlayabiliyorsunuz. Gruplarım var mesela, bu gruplarımı kim görsün? Kim beni grup sohbetlerine kimler ekleyebilir? Bu özellik çok önemli aslında. Burada ben izin vermedim. Bir kişiye izin verdim sadece. Beni herkes gruba eklesin dediğiniz zaman Telegram açarsanız eğer 10 gün sonra binlerce grupta ekli bulabilirsiniz ve hepsinden çıkmaya ve silmeye uğraşırsınız. Kesinlikle önce bu özelliği ya kişilerim olarak yapın ya da hiç kimseye izin vermeyin. Ne kadar süre yoksan Telegram silinsin. Bu seçenek de önemli. Bir yıl yoksan beni Telegram'dan sil diyorum. Burayı geçtik arkadaşlar. Sohbet ayarlarına giriyorum. Buradan bakın metnin boyutunu ayarlayabiliyorsunuz en üstten. Gece moduna geçebiliyorsunuz. Kendinize özel bir tema seçebiliyorsunuz. Mesela mesaj köşelerini ayarlayabiliyorsunuz. Gibi gibi özellikler var. Şimdi bir de biriyle yazışalım arkadaşlar. Bakın burada bazı özellikler var. Tıkladım. Kamera açık. En altta dosya gönderebiliyorsunuz. Galeriden fotoğraf gönderebiliyorsunuz. Konum ve kişi gönderebiliyorsunuz. Bir de soldan GIF gönderebiliyorsunuz. Onun haricinde bir tane ben gruba gireyim. Grupta da bakın buna tıkladığım zaman anket de gönderebiliyorum arkadaşlar. Ankete tıklayıp bir soru sorup buradan seçenekleri ekleyebiliyorum. Temel anlamda Telegram bu kadar basit kullanımı. Ekstra özellikler de var ama onlara girmeyeceğim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videomuzda görüşmek üzere.